katıldığı bir televizyon programında suç örgütü lideri Sedat Peker'in videolarına ilişkin konuşan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, açıklamalara baktığınız zaman arkasında CIA'yı, Mossad'ı görmemek mümkün değil. Sedat Peker, Mossad'ın avucunda, dedi. Son dakika haberlere göre Ankara'da kopan fırtınanın ardından Atina'da bahar havası yaşandığını aktaran yerel medya, "Top şimdi Erdoğan ve Miçotakis'in sahasında" başlığını attı. Önemli bir pozisyon değişikliğine vurgu yapılan haberlerde sakin bir yaz için kritik tarih öne çıkarılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sarf ettiği sözler Meclis Genel Kurulu'nda gerginliğe neden oldu. AK Parti ile CHP'li milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü. Meclis Genel Kurulu Meclis Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç Başkanlığı'nda toplandı. Genel Kurul'da partilerin grup önerilerinin ardından CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, kendisine ait olan Türk Ceza Kanunu'nda değişiklik öngören teklifin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin söz aldı. Başarır konuşmasında, "Recep Tayyip Erdoğan bu ülkenin başkomutanı olabilseydi, karşısında kendini bilmez bir meczup, ahlaksız ve tarihini bilmez bir adam, ebedi başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettin" diye bir tepki verirdi. "Bu yüzden kendisi o sıfatı da taşıyamıyor" dedi. Başarır'ın bu sözlerine AK Partili milletvekilleri tepki gösterdi. AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, CHP'li Başarır'ın sözlerine "Sen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hakaret etmiş bir alçaksın" karşılığını verdi. Bu sözler üzerine Başarır da "Alçak sizsiniz" dedi. Daha sonra AK Parti ile CHP'li milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü. Araya giren milletvekilleri olası bir kavganın çıkmasına engel olurken, tartışmanın uzaması üzerine Meclis Başkan Vekili Bilgiç birleşime ara verdi. Verilen aranın ardından genel kurulda bazı alacakların yeniden yapılandırılmasıyla bazı kanunlarda değişiklik öngören kanun teklifinin görüşmelerine geçildi. Ayasofya-i Kebir'in yeniden cami olmasını hazmedemeyen azgın azınlık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Taksim Camii'nin açılışını gerçekleştirdikten sonra ziyaret ettiği Ayasofya'da edilen dua üzerinden yeni bir linç kampanyası başlatmıştı. Ayasofya imamı Bakara suresinin 114. ayeti kerimesini okumuştu. "Allah'ın mescitlerinde onun adının anılmasına engel olan ve mescitlerin harap olmasına çalışandan daha zalim kim vardır? Aslında bunların mescitlere korkarak girmeleri gerekir. Bunlar için dünyada rezillik, ahirette de büyük azap vardır." Suç örgütü lideri Sedat Peker'in Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına ilişkin konuşan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, kamuoyunda söylendiği gibi bir suç örgütü liderinin yaptığı açıklamalar olmadığını, Peker'e açıklamaların birileri tarafından yaptırıldığını söyledi. Sedat Peker'in Balkanlardan Dubai'ye uzanan kaçış rotasının tesadüf olmadığını belirten Perinçek, "Bakın şu anda nerede o suç örgütü lideri? Dubai'de. Yarın Aydınlık'ta bütün ayrıntısıyla okuyabilir kamuoyu. Mossad'ın avucunda. Peki Dubai'ye nasıl gitmiş? Balkanlar, ondan sonra Fas, Fas'tan sonra Dubai. Bir suç örgütü liderinin becerebileceği iş değil bunlar. Yaptığı açıklamaların hepsine bakıyoruz. Orada hedef hakikaten Türkiye" şeklinde konuştu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun pazar günü Atina'da samimi bir akşam yemeğiyle başlayan resmi Yunanistan ziyareti, anlaşmalar ve yeni randevu tarihleriyle sona erdi. Yunan medyası Atina'da Başbakan Kiriakos Mitsotakis ve mevkidaşı Nikos Dendias'la görüşen Çavuşoğlu'nun temaslarını ilk sayfasından haber ve yorumlarla veriyor. Aşı sertifikasının tanınmasıyla turistlere kapılar açılırken, Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Mitsotakis'in Haziran ayı ortasındaki NATO zirvesinde bir araya gelmesi kararlaştırıldı. Atina'daki randevularda Ankara'nın yol haritasını sunduğunu belirten CNN Yunanistan, 2020'de aylar süren büyük krizin ardından Aralık'ta bir araya gelen Erdoğan ve Mitsotakis'in bir kez daha buluşacağını yazdı. CNN Yunanistan'daki analize göre, konuk bakan Çavuşoğlu, mevkidaşı Dendias'ta Maximos Sarayı'ndan Dışişleri Bakanlığı binasına yürürken Ankara'nın farklı bir yol izleyeceğinin sinyallerini verdi. Tuvima gazetesinde Ankara'da kopan fırtınanın ardından bakanların Akropolis'te başlayan kucaklaşmasının tüm ziyaret boyunca sürdüğünü ve dostça bir sarılmanın gerçekleştiğini aktardı. "Top şimdi Erdoğan ve Mitsotakis'in sahasında" başlıklı bir analize yer veren Kati Merini gazetesi, Çavuşoğlu'nun pozitif atmosferde gerçekleşen ziyaretiyle yeni bir pencere açılmış olabileceğini sayfalarına taşıdı. Tom Ellis imzalı yorumda Ankara ve Atina arasındaki ilişkilerin bölgesel arka plandan bağımsız olmadığı vurgulandı. NATO üyesi iki ülkenin tutumunda özellikle Washington hattındaki gelişmelerin belirleyici olduğu savunuldu.
aynı gazetede yazan Vasilis Nedos ve Manolis Kotsidis'e göre ise ziyareti değerlendiren diplomatik kaynaklar iki taraf için de önemli ve samimi görüş ve pozisyon değişikliklerinin yaşandığını söyledi. Dalgasız sular için ilk adım başlığını tercih eden Katimerini gazetesi, tarafların sakin bir yaz geçirilmesi için tüm sorunları masaya getirdiğini, 14 Haziran'daki Erdoğan-Miçotakis buluşmasının dönüm noktası olabileceğini kaydetti. Katimerini gazetesi ayrıca Türkiye